geride bıraktığımız hafta boyunca bilimde müthiş gelişmeler oldu. Yapay zeka, Mars araştırmaları, bitkilerin birbiriyle konuşması, evren kadar yaşlı dev kara delikler. Anlatacak çok şey var. Gelin hızlı bir bakış atalım. Her şeyden önce Evrim Ağacı yeni kanalını ilan etti. Ha durun, bu biziz. Şaka bir yana, dün gerçekten de Evrim Ağacı 2 kanalımızı baştan yaratan çok büyük bir adım attık. Biliyorsunuz normalde Evrim Ağacı 2'de işte deneysel çalışmalarımız ve yazılarımızın seslendirilmesinden oluşan podcastlerimiz gibi içeriklerimizi yayınlıyorduk. Ama yıllar yıllar önce Evrim Ağacı'nın parçalarından biri olup da sonra kendi maceralarına atılan ve şimdi tekrardan aramıza dönen Çağan Çelik'le birlikte Evrim Ağacı 2'ye daha sağlam bir form katmaya karar verdik. Evrim Ağacı'nda bilimle ilgili içeriklerimiz haricinde en çok dikkat çeken ve en çok beğenilen içeriklerimiz teknobilim olarak da tanımlayabileceğimiz teknolojinin bilimiyle ilgili videolarımız. Çağan da bir teknoloji büyücüsü. Dolayısıyla ikinci kanalımızda böyle vıcık vıcık ürün tanıtımlarından veya yüzeysel reklamlardan ziyade hayatımızın her alanını saran ve belki var olduğunu bile bilmediğiniz teknolojik aletlerin arkasında yatan bilimi hepinizin çok iyi bildiği ve sevdiğini umduğum o Evrim Ağacı sosuyla karıştırarak sunmaya çalışacağız. Eğer teknoloji dünyasında olan bitenler ve teknolojik sistemlerin objektif bir şekilde açıklanmış bilimi ilginizi çekiyorsa, ekranda çıkan ve sabit yoruma bırakacağım bağlantıyı kullanarak hemen Evrim Ağacı 2'ye bir uğrayın ve Çağan'a hoş geldin deyin derim. Hepimizin ondan öğrenecek çok şeyi var. Ha bu arada Evrim Ağacı 2'deki içeriklerimizin çoğunu oluşturan podcastlerimizi yeni açtığımız Evrim Ağacı Podcast kanalımızda bulabilirsiniz. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Evet, İlk olarak yapay zeka ile başlamak istiyorum. Çünkü müthiş bir hızla gelişen yapay zeka devriminin ortasındayız ve her gün yeni haberler duyuyoruz. Bu tabii ki AI Doomsday olarak da bilinen yapay zekaya yönelik felaket tellallığını da müthiş bir seviyeye ulaştırdı. Ki son 60 yılda yapay zeka her yükselişe geçtiğinde bu korku da illa bir coşuyor. Gerçi bu tamamen haksız bir korku sayılmaz. İlerleyen videolarda size bunları anlatacağım. Dolayısıyla kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ama sadece yapay zekanın potansiyel tehlikelerine, ki onun da en abartılı versiyonlarına takılıp kaldığınızda gündelik hayatınızı inanılmaz kolaylaştırabilen bu yeni sistemlerin değerini ister istemez azımsıyor ve hatta görmezden gelmeye başlıyorsunuz. İşte bu şekilde aranızda yapay zekanın insanlığı ele geçirmesinden korkanlar varsa Kopenhag Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma sizi bir süreliğine rahatlatabilir. Çünkü görünen o ki yapay zeka tüm bu ihtişamına rağmen stabilite sorunlarına sahip. Bu şu demek. Mesela bir yol tabelası düşünün. Bunun üzerine bir sticker yapıştırılacak olursa insan bir sürücü bu sticker'ı umursamadan o sticker'ın yapıştırıldığı işaretin ne olduğunu kolayca anlayabilir ve hiçbir sorun yaşamadan ona göre davranabilir. Öyle değil mi? Ama işte yapay zekaya sahip otonom bir araç tabela üzerindeki ufacık bir sticker nedeniyle yoldan çıkabiliyor ve hatta kazalara neden olabiliyor. İşte bir yapay zeka sisteminin insanlar için bariz olan bu tür saçmalıklara direnebilme gücüne stabilite diyoruz. Ve Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacıların matematiksel olarak ispatladığı üzere yapay zeka algoritmaları şu anda aktif olarak kullandığımız görece basit problemlerde stabil kalmaya devam edebilseler de daha karmaşık problemlere doğru gittikçe stabiliteleri giderek bozulmak zorunda. Eğer bu doğruysa kıyamet senaryolarında gördüğümüz o yapay zekalara ulaşmamız çok zor, belki de imkansız olabilir. Yeni makale akademide epey bir ilgi çekse de henüz teknoloji şirketleri bunu pek de umursamıyor gibi gözüküyor. Ama eğer matematiksel ve teorik analiz doğruysa duvara tosladıklarında mecburen umursayacaklar. O zamana dek bilim insanları pratik teknolojilerin altında yatan teorik altyapıyı geliştirmeye ve anlamaya devam ediyorlar. Peki devam edelim. Mars'ta bir devir daha kapandı. NASA'nın Ingenuity helikopteriyle olan iletişimi tamamen kesildi ve böylece 25 Ocak 2024 itibariyle Ingenuity görevi resmen sona ermiş oldu. Size daha önceden de anlattığım gibi Ingenuity, dünya harici bir atmosferde havalanmayı başaran ilk helikopter olarak tarihe geçmiş bir araçtı. Şubat 2021'de Perseverance Rover ile birlikte Mars yüzeyine inen Ingenuity, Mars'ın dünyadan 100 kat daha ince olan, dolayısıyla bir helikopteri yerden kaldıracak hava akımını yaratmanın çok daha zor olduğu atmosferinde
30 Mart günü çalışıp eğer şanslıysak belki 5 kere havalanabilir umuduyla gönderilmiş bir araçtı. İlk uçuşunu 19 Nisan'da başarıyla yaptıktan sonra bırakın 30 günü ve 5 uçuşu toplamda 977 Mart günü boyunca 72 kez havalanmayı başardı. Aslen yerden böyle 3-5 metre yükselir ve en fazla 90 saniye uçar diye düşünülüyordu ama Ingenuity süre konusunda 169,5 saniyeye, yükseklik konusunda 24 metreye, mesafe konusunda 709 metreye, maksimum hız konusunda saatte 22 kilometreye ulaşarak rekor üstüne rekor kırdı. 18 Ocak 2024'te gerçekleştirilen 72. uçuşundaysa yerden 12 metre kadar havalandıktan sonra havada 4,5 saniye kadar asılı kaldı ve sonrasında saniyede 1 metre hızla alçalmaya başladı. Ama yere 1 metre kala Ingenuity ile olan bağlantı kesildi ve ertesi güne kadar geri gelmedi. Ertesi gün bağlantı tekrar sağlandığında helikopterin bıçaklarından bir tanesinin ucunun %25 oranında parçalandığı görüldü. Henüz tam olarak ne olduğu bilinmiyor ama drone kullananların tahmin edeceği üzere bir nedenle helikopter yan yatmış ve bıçağı yere çarpmış olsa gerek. Bu maalesef Ingenuity'nin bir daha yükselebilecek kadar kuvvet üretememesi anlamına geliyor. Bu da onun sonu demek. Bu arada Ingenuity'nin Mars'ta yaptığı uçuşlar öylesine yapılan şeyler değildi. Bu süreçte Mars'a eşsiz bir açıdan bakmayı öğrendik. Bir diğer gezegende uçabileceğimizi doğruladık. Roverlarca ulaşılamayacak yerlere ulaştık ve daha önemlisi bundan sonra da bu yöntemle oralara ulaşabileceğimizi artık biliyoruz. Bundan 20-30 sene kadar sonra Mars yüzeyinde sadece yüzey araçları olmayacağını garanti edebilirim. Ingenuity Mars'a bakış açımızı kökten değiştirdi. Müthiş bir devrim oldu. Mars'ın Wright kardeşleri olarak tarihe geçti. Huzur içinde uyusun, ne diyelim. Bir sonraki haberimiz bitkiler aleminden geliyor. Japonya'daki araştırmacılar bitkilerin birbiriyle iletişim kurduğu anları tarihte ilk kez videoya kaydetmeyi başardılar. Tabii ki bitkiler birbiriyle bizim yaptığımız gibi baba ne haber diyerek haberleşmiyorlar. Daha ziyade uçucu organik bileşikler dediğimiz kimyasallar yardımıyla çok daha sessiz ve gizli bir şekilde iletişim kuruyorlar. Mesela bir otobur bir bitkinin yapraklarını yemeye başladığında bitki etrafa bu uçucu kimyasallardan salgılamaya başlıyor ve böylece civardaki diğer bitkileri uyarabiliyor. Bu uyarı sonucunda da o bitkiler kendi savunma salgılarını üretmeye başlıyorlar. Veya mesela hızlı hareket edebilen bitkilerdense kapanarak kendilerini gizleyebiliyorlar. Uzmanlar bu sırada olan biteni görebilmek için hardalgillerden olan Arabidopsis thaliana türü bitkilerin Spodoptera litura türü solucanlarca yenmesini floresan mikroskop altında incelediler. Solucanların verdiği hasar başladıktan sonraki ilk 20 dakika içinde bitkinin vücudu genelinde bir kalsiyum sinyali yayıldı. Bu bence çok ilginç. Çünkü kalsiyum artı 2 iyonu aynı zamanda insanlar gibi hayvanların kas fiberlerinin de kasılmak için kullandığı nörotransmitter. Mesela kolumu bu şekilde kasarak tehditten kaçınmamı sağlayan şey bitkilerin de tehlike altında uyarı amaçlı salgıladığı kalsiyum artı 2 iyonlarının ta kendisi. Bakın mesela burada da domates bitkisinin aynı solucan tarafından yenmesi sırasında nasıl bir tepki verdiğini görüyoruz. Ama daha ilginci var. Civara yerleştirdikleri domates ve başka Arabidopsis thaliana bitkilerinin üzerinde hiçbir solucan olmamasına rağmen bu bitkilerin vücudunda da o bitkiden kaynaklı uyarı sinyalleri tespit edildi. Yani bitkiler birbirleriyle iletişim kurup tehlikeyi haber verebiliyorlar. Bunun bitkilere bakış açımızı kökten değiştireceği çok açık. Peki sizi biraz da kara deliklere götüreyim. Şimdi biliyorsunuz kara delikleri boyutlarına göre 3 kategoriye ayırıyoruz. Güneşten 10 ila 100 kat büyük kütleleri olan yıldızsal kara delikler, 100 ila 1 milyon kat büyük olan orta kütleli kara delikler ki bunlardan çok az sayıda biliyoruz ama bunu zaten bir başka videoda konuşmuştuk ve son olarak güneşten 1 milyon kat ve daha büyük hatta kimi zaman milyarlarca kat daha büyük olan süper kütleli kara delikler. İşte bu son kategoridekiler en ilginç olan ve insanlığın hayal gücünü en çok meşgul eden kara delikler. Mesela bildiğimiz hemen hemen bütün galaksilerin merkezinde bu süper kütleli kara deliklerden bir tane bulunuyor. Ki bu mantıklı. Çünkü nihayetinde bir galaksi gibi dev bir kütleyi oluşturabilecek erken bir toz bulutunun merkezindeki kütle bir süper kütleli kara delik yaratabilecek kadar çok olmalı. Kara deliklerde zaten bir kez oluştuktan sonra etraflarındaki kütleyi yutarak daha da irileşiyorlar. Dolayısıyla bu kısma kadar bir sorun yok. Sorun şu ki James Webb Uzay Teleskobu ile evrenin en derinlerine
genlerine bakıp büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra neler olup bittiğini ilk kez bu kadar net olarak görmeye başladığımızda, daha önceden Hubble ve diğer gözlem araçlarıyla da ilk izlerine rastladığımız bir anomaliyi doğruladık. Bu erken dönemde bile evrende çok sayıda süper kütleli kara delik vardı. Böyle bir gözlem iki sorunu doğuruyor. İlki, bir kara deliğin oluşabilmesi için önce Güneş'ten en az 20 kat büyük bir yıldızın oluşması, sonrasında ise bu yıldızın milyarlarca yıl içinde yakıtını tüketip kendi üzerine çökerek bir kara deliğe dönüşmesi gerekiyor. Ki bu şekilde oluşan kara delikler az önce bahsettiğim yıldızsal kara delik dediğimiz ufak kara delikler. İlk sorun, James Webb'in bu gözlemlerinin bir yıldız oluşumu ve ölümü için gereken süreyi tanımıyor olması. İkincisi, o kara deliklerin süper kütleye erişebilmesi için ekstradan yüz milyonlarca, belki milyarlarca yıl boyunca etraftaki yıldızları, gezegenleri ve diğer maddeyi yutarak büyümeleri gerekiyor. Yani büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yıl hem yıldızların doğup yaşayıp ölmesi için çok kısa bir süre, hem de ölseler bile bir süper kütleli kara deliğin ortaya çıkabilmesi için çok kısa bir süre. O zaman bu dev kara delikler nereden geldi? Astrofizikçiler bu sorunun cevabını verebilmek için bugüne kadar birçok hipotez geliştirdiler. Bunların en uçukları işte şu anda bilmediğimiz egzotik maddelere veya 5. kuvvet gibi şeylere dayanan ve standart modelin ötesinde kalan bir fizik dolayısıyla süper kütleli kara deliklerin büyük patlamadan hemen sonra oluşabildiği ile ilgili. Yani bilmediğimiz bir şeyi bilmediğimiz başka bir şeyle açıklama. Pek bilimsel sayılmaz. Keza size daha önceden de anlattığım gibi bazıları süper kütleli kara deliklere yönelik bu gözlemin büyük patlamayı bir bütün olarak çürüttüğünü ve başka kozmoloji modellerini değerlendirmemiz gerektiğini ileri sürüyorlar. Bu da çok ciddiye alınan bir yaklaşım değil. Çünkü yine daha önceden anlattığım gibi o kadar geniş bir kanıt yığını var ki bu tür tekil bir gözlem büyük patlamanın yaşandığı gerçeğini kolay kolay silemez. Ama yine de bu erken süper kütleli kara delikleri bir şekilde izah etmemiz lazım ve bunları izah edebileceksek öyle veya böyle büyük patlama sonrasında oluşan ilk maddelerin bir yıldıza dönüşmeksizin direkt olarak bir kara deliğe dönüşebileceği bir yöntem bulmamız gerekiyor. Ancak o şekilde birkaç yüz milyon yıl gibi bir süre bunların süper kütleli olabilmesi için yeterli olabilir. İşte Amerika ve Japonya'dan bir astrofizik ekibi bu bilmeceyi sadece bilinen fiziğe dayanarak çözebileceklerini düşünüyorlar. Şimdi evrende oluşan ilk elemental madde hidrojen atomlarıydı. Bu atomlar erken evrene yayılmış halde bulunuyorlardı. Evrenin genişlemesiyle birlikte bu atomların sıcaklığı da düşmeye başladı ve kütle çekiminin etkisiyle bunlar farklı noktalarda, farklı hızlarda çökerek ilk yıldızları oluşturmaya başladılar. İşte anahtar da burada. Bir şekilde bu hidrojen gazını farklı noktalarda değil de aynı anda topyekün olarak çökertmenin bir yolunu bulursak, bu gazın toplam kütlesi yıldız oluşumunu es geçerek direkt olarak bir kara delik oluşturabilir. Bunu nasıl yapacağız? Bir şekilde gazın sıcaklık düşüşünü yavaşlatmamız gerek. Bunun da en kolay yolu henüz hesaba katmadığımız bir ısı kaynağı bulmaktan geçiyor. Ve işte uzmanlar böyle bir şeyi bulduklarını düşünüyorlar. Mikro kara delikler. Bunlar evrenin başlangıcında var olduğunu bildiğimiz ilk normal kara delikler. Başlangıçta bol miktarda gaz görece küçük bir alanda olduğu için mikro kara deliklerde bugüne nazaran çok daha fazla oluşabiliyordu. Günümüzde bunlardan artık çok az kaldı. Çünkü ya buharlaşıp yok oldular ya da madde yiyerek büyüdüler. Ama önemli nokta şu: evrenin başında bunlardan çok daha fazla bulunduğunu biliyoruz. Ve işte az önce laf arasında bahsettiğim buharlaşma aradığımız cevap olabilir. Uzun bir süre boyunca kara deliklerin hiç enerji saçmadığını düşünüyorduk ve birçok modelimizde bu varsayıma dayanıyordu. Ama Stephen Hawking bunu baştan sona değiştirdi. Hawking, görelilik teorisi ve kuantum mekaniğini kimsenin yapamadığı bir şekilde birazcık bile olsa birbiriyle temas ettirmeyi başararak kara deliklerin aslında çok yavaş bir şekilde de olsa etrafa radyasyon saçtıklarını gösterdi. Bugün bu radyasyona Hawking ışıması diyoruz ve evrenin başlangıcı görece küçük hacimde, görece çok sayıda mikro deliğin varlığında Hawking ışıması dediğimiz bu zayıf ısı kaynağını hesaba kattığımızda hidrojen gazının sıcaklık düşüşü ihtiyacımız olan seviyelere kadar yavaşlıyor. İşte bu da hidrojen gazının çok daha geniş bir kısmının aynı anda kendi üzerine çökerek sadece mikro kara delikler değil, aynı zamanda yıldızsal kara deliklerle kıyaslanabilecek kadar büyük kara delikler oluşabileceğini gösteriyor. Sonrasında
aslında bunlar, bugüne göre birbirine çok daha yakın olan diğer kara delikleri yutarak hızla süper kütleli kara deliklere dönüşmüş olabilirler. Buraya kadar anlattıklarım şimdilik sadece matematiksel olarak gösterildi. Şimdi fizik simülasyonlarının da aynı sonucu verip veremeyeceğine bakılıyor. Bu da başarılırsa büyük patlamaya yönelik en büyük sır perdelerinden birini ortadan kaldırmış olacağız. Bu gerçekten heyecan verici. İşte böyle. Tabii ki son haftalarda yaşanan tek bilimsel gelişmeler bunlar değil. Mesela günümüzde sadece 2 tanesi kalan kuzeyli beyaz gergedanların yapay döllenmeyle üretilen embriyoları güneyli beyaz gergedan kuzenlerine ilk kez başarıyla aktarıldı. Bu vekil gebelik başarısı soyu tükenmek üzere olan bu hayvanları geri getirebileceğimizi gösteriyor. Veya geçtiğimiz günlerde Japon uzay ajansı JAXA tarafından yayınlanan şu fotoğraf son zamanların en ilginç astronomi fotoğrafı olarak kayda geçti. Çünkü bu karede Japonya'nın ay iniş aracı SLIM'in gerçekten de aya indiğini ama biraz komik, biraz da hüzünlü bir şekilde aracın baş aşağı şekilde iniş yaptığını görüyoruz. Üst kısmı yere bakıyor, ayakları ise yukarıda. Her ne kadar 180 derece dönmüş şekilde inmiş olsa da Japonya aya 100 metreden az bir hata payıyla iniş yaparak insanlık tarihindeki en isabetli ay inişlerinden biriyle tarihe geçmiş oldu. Anlayacağınız daha anlatabileceğim bir dolu haber var. Bunları buraya sığdıramıyor olsam da evrimağacı.org internet sitemizde birçok bilim haberini olabildiğince hızlı şekilde girmeye çalışıyoruz. Siz de sitemize uğrayarak bunları okuyabilir ve hatta kendi haber yazılarını girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.